Or right. evening cunts. The Boys 3. sezon incelememize hoş geldiniz. Bu biraz böyle anlatarak olmayacak. Daha böyle genel bir inceleme ya da genel bir sohbet şeklinde olacak. Spoilers olarak söyleyeceğim şunlar var ki güzel bir sezon. Son dönemlerde nadiren bir şeyleri beğenmeye başladım. Bilmiyorum yaşlandım mı ama. ikinci sezonu hiç beğenmemiş biri olarak 3. sezonu beğendim. Stranger Things'teki gibi oldu aslında. Hani bir önceki sezonu hiç beğenmeyip aslında umudumun yavaş yavaş gittiği, yavaş yavaş giderek bozacak gibi düşündüğüm bir diziydi. Ama 3. sezonu beğendim. Aslında çok mu farklı şeyler oldu? Yok. Yo, çok farklı şeyler olmadı. Yine aslında kötümüz aynı, yine amacımız benzer aynı, yine tadımız aynı. Her şeyimiz aynı aslında. Çok değişen böyle diziye çağ bir şey olmadı. Hatta bence gor seviyesi, o eski sezonlarda olan gor seviyesi daha da düşük bu sezon. Ya yine çok şey var ama ne bileyim belki de yeni izlemişiz. Hani ilk sezon için vay bu ne lan falan dediğimiz için olabilir. Bu sezon alışmış da olabiliriz. Valla beğendim ben sezonu. Dördüncü sezonu iple çeker miyim? Final sonrası. Hayır. Ama gelince izler miyim? Evet. Spoilersiz olarak çok bir şey söyleyemem. İzleyin eğer diziyi seviyorsanız. Hani böyle aman son sezon çok keyfimi kaçırmıştı. Bu sezonu izlesem mi? Değer mi vaktime? Bayağı değer. Son yıllarda böyle güzel işler, böyle kaliteli, cesaretli işler yok. Bugün aslında biraz dizinin sadece kendi konusu içerisinde işte olaylarını ya da şeylerini konuşmayacağız sadece. Biraz böyle dizinin anlatmaya çalıştığı ve verdiği mesajları da konuşmak istiyorum. Çünkü ben mi çok oradan mesaj çıkardım? Ben mi onu bir şeylere benzettim bilmiyorum ama dizi bayağı bir şey anlatıyor bu fantastik hikayesinin yanında, hadi spoilerlaya geçelim. Öncelikle bütün sezon olarak bakarsak her bölüm aynı tatta diyemem. Filler bölüm gibi duran şeyler var ama her bölümde küçük bir aksiyonumuz var. Küçük bir gerilimimiz, dramamız var. Küçük bir hikaye ilerlememiz var aslında. Boş bölüm yok. Zaten artık dizilerde boş bölüm olmuyor. Öyle Lost gibi bir sezonda 30 bölüm, 20 bölüm olmadığı için. 8 bölümlük, 1 saatlik bölümler. Onun da hadi işte kredisi, introsu falan derken 55 dakikalık bölümler olduğu için dolu dolu oluyor aslında. Bu sezon yine karakterlerimiz bir arada, bir şekilde bir araya geliyorlar yine bırakmış olsalar da. Yine aynı amaç için görüyoruz. Ayrılıklar yaşıyorlar sonra tekrar birleşiyorlar falan filan derken. işte bu sezon yeni katılan olayımız ne? Bu mutant suçları araştırma komitesi gibi olan bir komite vardı ya Huey'nin Huey girdiği. Oradaki bir ablamız vardı. O ablamızın aslında öyle çok da iyi biri olmadığını. Onun da mutant diyeceğim. E, Super mı denir artık? Ben mutant diyeceğim. Mutant olduğu, onun da güçlü olduğu, kafa patlatan olduğu ortaya çıkıyor. Bir şirketinin CEO'sunun aslında onun babası gibi olduğunu görüyoruz. Sonra babasını ihanet ettiğini görüyoruz falan filan. O ablanın aslında çok da iyi biri olmadığını, Homelander'la işbirliği yaptığını görüyoruz. Bilmem ne, bilmem ne aslında bu gelişmeler bunlar. Bir de yeni bir komponentimiz var. V'nin geçici ilacı diyelim. Geçici V gücü veriyor. Damardan alıyorsun. Geçici bir süper gücü sahip oluyorsun. Aslında bu sezonda önemli şeyler bunlardı. Homelander yine Homelander hafif kafayı yedi tabii. Geçen sezon sevdiği Nazi ablamız artık ölümde şeyinde olduğu için o da ölüyor, intihar ediyor. Burada çok faktap up var. Anthony Starr Homelander karakterimizi oynayan abimiz mükemmel bir oyuncu. O sinir bozucu kötüyü hafif de korkutucu o gülümsemesi hafif psikopat güçle yozlaşmış, güç yüzünden hafif de kafayı sıyırmış, siz kim köpeksiniz ki diye görüp aslında içten içe kendini yiyen adamı çok iyi oynamış yine bu sezon. 3 sezondur aynı kötü biraz bayabilirdi aslında. Yine baymamış. 4. sezonda da yine onu göreceğiz. Bu da iyi bir spoilerdir. Ölmedi. Ölmediğini de biliyoruz. Ya bu herifin başı artık bir yere gelsin diyorsun. Ama işte o biraz toplum eleştirisine giriyor. Kötünün kötü olduğunu görse bile toplumun güçlünün yanında nasıl durduğunu görüyor. Ona en son konuşacağım. Oğlunu göremiyor bayağıdır. İşte oğlunu da kaybetmiş gibi, ölmemiş de bir çocuk da. Bizim Carl Urban, Billy Butcher abimiz ve Ajan ablamız onu gözetiyorlar, koruyorlar. Hughie karakterimizde gelişme var aslında. Bu sezon hangi karakterler biraz değişmiş, hangisi gelişme göstermiş, karakter development kimlerde yaşanmış dersek hepsinde var aslında. Butcher'da mesela daha bir psikoluk görüyoruz. Daha artık kendini kaybetmişlik görüyoruz daha. Pislik bir adam haline geliyor. Hala içinde iyilik var bir yerden sonra çıkıyor ama daha da böyle dozu artmış bir pislik görüyoruz. Hughie de ise bizim ezik çocuğumuz ekibe katılıp aslında çok da güçlü olmayan, psikolojik olarak da çok da güçlü olmayan ilk sezondan beri yavaş yavaş gelişen karakterimizi bu sezon biraz sinirini atarken görüyoruz. Kız arkadaşı güçlü ama o değil. Kız arkadaşını bir şeye karşı koruyamıyor ve işte o geçici V'yi sürekli almak istiyor. Ona biraz aslında bağımlı oluyor çünkü koruyabildiğini, güçlü olabildiğini görüyor. Biraz egosu ezildiği için onu kullanmak istiyor. Anlıyorum onu bu arada. Ben de o psikolojide olsaydım belki kullanabilirdim gerçekten. Bir tek bu dizide 3 sezondur ısınamadığım karakterlerden biri en iyi karakterimiz Starlight. Aslında o da karakter gelişimi gösteriyor. Artık öne çıkıyor. Homelander'a kafa tutan kişilerden biri. En baba kafayı o hatta yani. Arkadaşını öldürüyor Homelander onun. İşte zorla onu sevgilisi gibi gösteriyor bilmem ne ama yine de yılmıyor. Sosyal medyaya yayıyor onu. Ölümden korkmuyor ne yaparsan yap diyor. Öne çıkıyor aslında güçlü bir kadın karakter ama kızın oyunculuğunu mu beğenmiyorum? Karakterimi beğenmiyorum bilmiyorum. Bir türlü ısınamıyorum ben o kıza. Huey de yede. Bizim Huey'imize <laughs> de anlayışsızlık yaptığını düşünüyorum. Ona yerde sen işte kendi egon için, kendin için istiyorsun bu ilacı. Sen de onlardan mısın gibi bir şey çekiyor. Anlayış gösterebilir orada aslında. Evet macho duygularıyla yapıyor o çocuk da. Ben sevgilimi korumak istiyorum falan. O yüzden alıyorum ilacı yapıyor ama işte orada da şey var. Benim korunmaya ihtiyacım yok. Güçlü olmaz koruma gibi gibi. Biraz eril dile ya da işte ata erkil güç gösterisine de bir mesaj var orada aslında. En fakta bölümlerinden biri aslında dizinin ilk sahnelerinden biri. Çok güçlü insanların işte suyupların olduğu evi içinde bir karakter sevgilisinin küçülüp penisinin içine giriyor. Ant-Man göndermesi gibi de biraz. Penisinin içine giriyor ve orada hapşırıyor geliyor ki çok basit bir şey. Yani hani şey diyebilirsin. Ulan tabii ki gelir hapşırman oradaki havadan ya da içinde hava yok bir şey yok. Ama işte zaten o basit faktaplığı yani o anda aklına gelmiyor. Aa ne faktap bir şey lan penisinin içine giriyor duvarlara dokunup ona zevke getiriyor derken <laughs> hapşırıyor. Hapşırınca büyüyor ve paramparça oluyor sevgilisi falan. Çok çok acayip bir sahne o. Zaten öyle başlıyoruz sezona. Sonra hero Biyogazm bölümü var ki çok abarttıklarını düşünüyorum. Yani bütün iki hafta boyunca falan The Boys'un ve The Boys fan hesaplarının ve işte inceleme yazarlarının işte bazı medyadan insanların daha önceden bölümü izleyenlerin aşırı aşırı abarttı. İşte bunu görmeye hazır değilsiniz. Gözlerinizi kutsal suyla yıkayacaksınız. Ailenizin yanında sakın sakın kendinizi bir odaya kapatın. Psikoloğunuza danışın. Bu bölümü izlemeden önce falan. Ne bileyim yani biz Sense8'de neler gördük? Ne orjiler gördük? Burada çok en the fuck dediğim şey penis adam vardı ya böyle kocaman. Bir o çok abartılan bir bölümdü. Şimdi asıl yeni karakterimizden biraz konuşmak lazım. O da Soldier Boy. Soldier Boy hiç ilk iki sezonda bahsedilmemiş. Bahsedildiyse de benim kaçırdığım bir karakter. Fucked Kaptan Amerika diyebiliriz. Çok fazla fucked dedim ama dizinin teması bu fucked yani. Kaptan Amerika gibi aslında. Kaptan Amerika eğer ırkçı olsaydı, egoist olsaydı, karaktersiz bir şerefsiz olsaydı, kötü biri olsaydı. Aslında normal bir insanın taşıdığı bozulmaları yaşasaydı nereye gidebilirdi onu görüyoruz. Çok güçlü. Homelander'a kafa tutabilecek kadar güçlü. Gücünü tam anlamadım. Bir patlama yapıyor göğsünden. İşte bir kalkanını kullanıyor. Aşırı güçlü falan. Ama hiçbir şey işlemiyor onu aslında. Çok fazla güçlü. Ruslar tarafından zamanında kaçırıldığı, ekibinin onu sattığını öğreniyoruz. Homelander'ı öldürsün diye bizimkiler de onu buluyor. Ve işte bu dünyaya getiriyor. Bilmem ne bilmem ne. Oraları biliyorsunuz zaten buraya geldiyseniz. İyi bir karakter aslında. Yani iyi bir karakter derken iyilik açısından değil. Böyle lezzetli bir karakter. Ama iyi işlendiğini düşünmüyorum. Tanıtım sezonu olmasına rağmen o karakterin iyi işlendiğini düşünmüyorum. Yani biz o kötü biri mi olduğunu tam anlamadık ya. Çok kötü biriymiş gibi sonradan şey yapıldı ama. Öyle gibi değildi de gibi yani başlarda. Sonra yani travmalar yaşatılmış, arkadaşları tarafından satılmış ama sonra öğreniyoruz ki aslında iğrenç biriymiş. Ama onu çok küçük bir yerde ver vermeye çalışıyorlar bize. Çok şiddete meyilli biri. Ama çok iyi işlendiğini düşünmüyorum aslında. Yani karışık bir tat aldım o karakterin işlenmesine. Onu söyleyebilirim. Yani bu sezonun karakteri olduğu için biraz işlense daha iyi olurdu. Yani onun da orijinini bir yandan görseydik yavaş yavaş. Gördük birkaç bir şey ama ben tatmin olmadım açıkçası. a bahsedelim. a aslında çok gelişme gösteriyor bu sezon. Mahallesine yardım etmek istiyor. Kendi işte siyahilere yardım etmek istiyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Gücünü de kaybettiği için aslında bir yandan başka şekilde iyilikler yapmak istiyor. Geçmişinde yaptığı hataları hatırlıyor. İşte ne kadar basit biri olduğunu ne kadar sadece showman olduğunu hatırlıyor falan derken ama onlar da bir boka sarıyor. Sonuçta abisinin sakat kalmasıyla biten bir hikayeye sebep oluyor. Sonra intikam alıyor abisi için. Sonra ona kalp takılıyor, gücünü tekrar eline alıyor en sonunda ama bence en son onun dramatik bir bitişi oldu. Abisi onu kovdu falan ama E-Train iyi bir yere evrilecek gibi geliyor bana. Yavaş yavaş iyi yana, yöne geçecek gibi. Aslında bölümlerin arasında ufak ufak o mesajı verdi. Hui'den özür diledi. Bir redemption yapmaya çalıştı. Sonra yapamadı. İçinde hala o kibri var. Bir Homelander'ı acaba indirsek mi, bende mi onlara katılsam gibi düşündü. Starlight ona konuştu falan filan ama... ...işte şey, Starlight değil bu... ...Meksikalı çocuk konuştu, anlattı onu da katsın diye... ...ama onu da sattı falan hemen Homelander'a... ...bilmem ne. Gitti geldi böyle sezon boyunca. Yavaş yavaş geçişini görüyoruz gibi. Deep karakterimiz... ...yani bu sezon iyi işlenmiş bence... ...Deep'in biraz yavşaklığı... ...karaktersizliği, ezikliği. Ben onu sevdim. Onun da acayip bir cinsel hayatını... ...görmüş olduk ahtopotlarla. Homelander'ın ona bir ahtopot yedirdiği... ...sahne var ki, yani yerken bir anda da işte yalvarıyor bana şu an çocukları varmış falan filan. O çok çok garip bir sahne lan. Yani tamamen CGI bir sahne o. Ama etkileyici bir sahne. Onun karısıyla ilişkisi işte Homelander'a sürekli Blow'da olması bir yandan. Karaktersiz olduğunu göstermesi bilmem ne. Aslında onun sonunda da onun da bir lan ne yaptım ben gibi işte gidip savcıyı öldürmesi Homelander'ın lafıyla. O da biraz Homelander'dan mutsuz aslında. Onun da karakter gelişimini gördük. MM, MMG'miz. MMG'miz bu sezon aslında baş karakterlerimizden biri. İlk iki sezon çok işlenmedi. Ee, geçmiş travmasını görüyoruz Soldier Boy'un onun. Ailesini evine araba atması yüzünden dedesinin ölmesi. Babasının onu takıntı yapması. Babasının bu yolda kafası kafayı yiyip ölmesi. Onun da psikolojik olarak bundan çok etkilenmesi. Kızıyla ailesiyle ilişkisi falan. Çok tatsızdı gerçekten Emem'in hikayesi. Yani üzüldüm adamın haline. O yüzden orada Butcher'la sürekli ters düştüler. O Sol Boy'u öldürmek istiyor. Butcher Sol Boy'u kullanmak istiyor. Haklı da. iki taraf da haklı gibi. Ama üzücü de Emem. Emem'i güzel bir yere bağlamak. Bağlamaları güzel oldu. Karakter bazında konuşup hemen onların finalleri hakkında konuşuyorum şu an. Kızını anlatmış olması en son. Senin deden iyi biriydi. Senin işte asıl kahraman oydu. Benim, benim yaşadıklarım bunlar bu yüzden böyleyim falan gibi. Güzel bir son oldu. Ama Emem'in hikayesinde şu neydi işte? Kızının üvey babası. Karısının, eski karısının kocası var ki yani Son sahne, son sahnedeki herif oydu sanırım, değil mi? Homlendir hayranı, kızını da sürekli homlendir görmeye getiriyor falan filan bilmiyorum. Çok sinir adam, çok uyuz bir adam. M.M.'in hikayesi aslında acılı başladı, güzel bir yere doğru evrildi, kendisi de geliştirdi kendini bölümlerin arasında karakter gelişimi iyiydi. Frenchy French hala favorilerimizden biri. French'in ne kadar ezildiğini hayatı boyunca aslında görüyoruz. Onun eski o Nina ile ilişkisini görüyoruz. Sürekli kullanılmış, sürekli hakikaten köpek gibi bir, bir yerlere saldırtılmış. Kimiko ile ilişkileri tam aşk gibi oluyor. Orayı çok anlamadım yani. Birbirlerine aşık gibiler ama sonra öpüştükten sonra Kimiko diyor ki öpüşünce bir garip hissettim. Biz bence sevgiliden de öteyiz. E, bilmem ne. Sanırım ama öyle sevgili diyecekse sevgiye, hoşlantıya bağlanmayacak bir hikaye olacak. Daha böyle dostluk yakın bir şeye bağlanacak. Bilmiyorum. Kimiko ile onların yolculukları asıl çok yer ayrılmış bu sezon. Onların yaşadıkları. Kimiko gücünü kaybediyor, geri geliyor. Kimiko kendi geçmişinden utanıyor. Şiddet uyguladığı için kendinden korkuyor. French sürekli mutsuz. Birilerinden emir aldığı için korkuyor ediyor. isyan ediyor en sonunda. Yeter artık falan diyor. Demokrasi var artık sikerler diyor bilmem ne. Onu çok güzel buldum açıkçası. Yani yeter artık sonunda. O da bir özgürlüğünü ya da işte benliğini kazanıyor gibi bir şey oluyor bu sezon. Bu sezon en sevdiğim karakterlerden biri çok enteresandır. Şey abimiz oldu. Legend abimiz Biliyorsunuz hatırlarsınız Legend e, böyle işte bütün Sweep'ların PR'larını yapmış. Zamanında Volta çalışmış. Pis işlerini görmüş. O, olayları kapatmış etmiş böyle. Piyasa adamı. Sürekli böyle garip garip hikayeler anlatmış. Onunla da yaptım. Ona da şurada çaktım. Buna da böyle yaptım. O zaman da böyle yaptım falan. Çok sevdim ben o karakteri. Noir. Black Noir bayağı iyiydi bu sezon. Yani o, o karakteri hiç işlemedik ilk iki sezon. Konuşmadığı için de çok gözükmediği için de sadece çok tehlikeli ve bir anda her şeyi yapabilecek bir karakter karakter gibi görmüştü. Sezon 10'un hikayesini gördük. Acıklıymış aslında. Şey çok güzel bir seçim olmuş ya. Yani yine konuşmuyor. Oturuyor ve duruyor ve kafası gitmiş adam ve çizgi film karakterleri, kartun karakterler görüyoruz. Sahne oynuyorlar onlar. O izliyor. Onunla, onunla konuşuyorlar falan. Çok güzel bir seçim. Çok acayip bir seçimdi ama mükemmel sevdim ya. En sonunda Homelander'ın yanına giderken de ölümü de mükemmel. Yani ölümü de çok etkileyici. Ölümünde de onları görmemiz falan çok etkileyici. Onun da geçmişini görüyoruz. Önce Soldier Boy yüzünden dayak yemesini sonradan öğreniyoruz. Öncesinde yüzünü nasıl kaybettiğini görüyoruz. Aslında maskeyi takmak istemediğini görüyoruz falan filan. Çok eskiden beri Volt'la çalıştığını görüyoruz. Ölümü çok etkileyici oldu. Homelander'ın piyonda elini onun içine sokması falan. Çok çok gaz sahneydi. Çok enteresan sahneydi. Finalin en güzel sahnelerinden biriydi o. Maeve'imiz var. Maeve. Ya bu sezon Maeve'in işlenmesini de Maeve'in hikayelerin içinde olmasını da pek sevmedim. Çok şey etki ediyor. E, geçici V'yi aslında o getiriyor. O sağlıyor bizimkilere... O da Homelander'ın karşısında onu öldürmek için elinden geleni yapıyor. Planlara dahil oluyor ama ne bileyim oyuncunun da oyunculuğunu çok beğenmiyorum açıkçası. Çok düz oynadığını düşünüyorum. Ama kahramanca bitiyor onun da sonu. Bir şekilde. Homelander onu hapsetmişti. Ya işte bak orada bir saçmalık var. Çok tadım kaçtı onu görünce. Bu sonradan CEO olan ablamız ki o da çok iyi oyuncu bence. Onu da o peruğu çıkarıp onun da artık stresten mi ne hale gelmiş saçlarını görüyoruz. Korkudan belki o güzel bir mesajdı. Meyve taşıyacaklar binadan. Abi süper güçlü biri biliyorsunuz bu. Siz de votesunuz. yani Homelander'ı bile bir yerden bir yere taşıma planınız olmalıyken. Meyve uyutup bir tane dandirik ambulansın içine koyuyorlar. Ellerini bağlıyorlar. Burayı sana da artık ilaç verecek, işte gaz verecek bir şey takıyorlar. Ya meyvin bundan etkilenip etkilenmeyeceğini sizin bilmeniz lazım. Meyve ambulansta giderken kalkıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Kalkıyor, ambulansı dağıtıyor, kaçıyor. O biraz tırt olmuş. Onun dışında bu sevişme sahneleri fena değil. Çok daha ya mesela çok cesaretli bir dizi her konuda. Şiddet, kan, cinsellik, işte çıplaklık konusunda ama Maeve ile seks sahneleri biraz oyuncuların da büyük ihtimal istememesi sebebiyle biraz daha soft kapalı olmuş değil. Soft değildi de. Daha cesaretli beklerdim. Her şey, şey bir şekilde sona geliyoruz. Final fight'ı final fight'ında en beğendiğim yer Starlight'ın güçlenme sahnesiydi. Uçması ve Soldier Boy'a saldırması. O sahne çok güzeldi. Hemen zortladı gerçi çok hızlı zortladı. Mesela orada iki seçim yapabilirlermiş. Huyen'in kanser yapıyormuş ya Vi bir, hani birkaç dozdan sonra. Yahu o sahnede şey de yapabilirlerdi. Hani kız ona diyordu ya kendin için kullanıyorsun bunu. Kendin güçten beni koruyacaksın falan diye kullanıyorsun falan. Orada ulan ölürsem öleyim kız arkadaşıma bir şey olacak diye içebilirdi de. Ama orada tamam o kendini kurtar. İşte orada yine bir aman erkek kurtarmasın endişesine mi düştüler bilmiyorum ama daha akıllıca bir karar veriyor aslında. Aferin. Bütün ışıklara elektriği veriyor. Starlight güçleniyor gibi bir sahne var. Finale tam yine dönmeden şeyi de söylemek isterim. Butcher'ın hipnoz olduğu ve ailesinin geçmişine gittiği zamanlar gerçekten çok kötü bir babayla, çok kötü bir ailede büyüyüp kardeşine sahiplenmediği için, kardeşine sahip çıkmadığı için pişman olması. Orada sürekli kardeşlerine yerine görmesi ve işte onunla şey yapması, onu kardeşi gibi gördüğünü görüyoruz aslında. Sonunda yumruk atarak olsa da kurtarması onu falan içmesini engellemesi bilmem ne. Güzeldi. Oralar çok güzeldi aslında. Finalde yine şeyi beğenmediğimi söylemek isterim. Soldier Boy'un durup dururken önce oğlumsun sen benim deyip Homelander'ı araması ki Soldier Boy'un en büyük hikaye twisti bu. Onun sperminden üretilmiş Homelander. Sen benim oğlumsun diye duygusallık kasması işte oğlum olsun istiyordum demesi. Homelander'ın sürekli zaten aile istemesi öyle bir acısı sevgisiz büyüdüğü için aslında bu hale geldiğini görmemiz bilmem ne. Homelander ona diyor ki bak torunun burada diyor. Ben de oğlunum. Bitti artık bilmem ne bak işte kavga etmeyelim falan. Sen benim en büyük hayal kırıklığımsın falan. Sen niye iştirmedin ki onu. Nasıl en büyük hayal kırıklığımsın. Orası bir Ama Soldier Boy geri zekalı biri galiba zaten. İşte tam karakteri işlemediğimiz için orada ne söyleyecek ne söylerse hani sarılsa da şaşırmayacaktım. Bunu söylediği için de şaşırmadım açıkçası. Orada bir kapışıyorlar. Ya orada hani e, Maeve giriyor ya araya. Homelander'la kapışıyorlar. Ya orada Maeve ne kadar güçlü. Homelander'a bayağı kafa tutuyor. Neredeyse birebir dövüşüyorlar ya. Bayağı dövüşüyorlar hem de. Homelander aşırı güçlü olmasına rağmen bir yerde o Hero bölümünde o üçlü sahneyi de söylemem lazım hakikaten. Tekrar finale. Döneceğim sürekli gidip gidip geliyorum ama Irohazm'ın sonunda Huy Bocher ve Soldier Boy'un Homelander'la VS'si çok iyiydi. Çok iyiydi. O bölümü tek güzel kılan sahne oydu. E o üçü onu zor dövüyordu. Şimdi Maeve Maeve de çok güçlüymüş demek ki falan. E, orada çocuk yüzünden artık lan çocuğa da dokunamazsın. Yani, orada bir de çocuğu da öldüreceğim falan kafasına geldi Soldier Boy. Ne oluyor lan sana manyak? Hani bu kadar manyak işte orada Soldier Boy'dan da nefret ettiriyoruz. Bir anda aslında hepsi Soldier Boy'a dönüyor ama Mavis'in vermiyor Homelander'ın gitmesine. Bayağı da oyalıyor onu orada. Ya o biraz senaryo şeyi yani Homelander kurtarmasın da Starlight kapışsın, bizimkiler kapışsın, kahraman başkası olsun, Homelander olmasın gibi bir karar sanırım bu. Bir yandan bizimkiler ilacı buluyor, getiriyor bilmem ne ama Soldier Boy'la başa çıkamıyorlar. En son meyve kahramanca bir son veriyormuş gibi yapıyorlar. Çünkü tam Soldier Boy patlayacakken alıyor gidiyor onu. Havada patlama yaşanıyor. Ama sonra ölmediğini görüyoruz. Orada Siyo abla Babamızın bir kıyağı oluyor siliyor ölmediğini gördüğü halde Öl, ölmüş gibi kahraman gibi televizyonlarda geçiyor ama gücünü kaybetmiş e, kız arkadaşıyla mutlu mesut yaşamaya devam edecek bundan sonra gizli bir çiftlikte falan diziden çıkıyor onu da görmüş oluyoruz ve güzel güzel bir son yazılmış oldu Homelander oğlunu aldı gitti oğlunu da anlıyorum baba istiyor anne baba istiyor aslında annesinin ölümüne giden yolun Homelander yüzünden olduğunu kendisinin bir tecavüz sonucu olduğunu bilmiyor zaten çocuk anlayamaz bunu babadır diyor <laughs> nihayetinde babasını istiyor çocuk e, bir yani ajan ablayla yaşıyor sonuçta sevgisiz ilgisiz belki büyüyor bence Homelander de seviyor oğlum o da bir aile istiyor İyi yetiştirir kötü yetiştirir onu bilemeyiz ama oğlunu seviyor yani alıyor gidiyor. Aslında oradaki kararı çocuğun biraz da o gün olanlar yüzünden oluyor. Buçırın ve Buçur'un arkadaşlarının pislik olarak görüyor. Onun yüzünden bunlar yaşandı diyor. Babama saldırdılar diyor. Durup dururken birbirlerini öldürmeye çalıştılar diyor. Babasını seçiyor gidiyor. Çocuğun açısından bakarsak haklı. Bir sorun var. Tüm bunlar olurken bu kafa patlatan abla çok güçlü bir abla. Neredeydi? Hiç müdahale etmedi göz. Onu aslında işte yeni sezona sakladıkları için bir fayda e sokmamışlar. Finalde görüyoruz onu. Finale gelmeden önce Butcher'ın hasta olduğunu görüyoruz. Bir yıllık ömrü kaldığını, maksimum 18 aylık ömrü kaldığını görüyoruz. Bilmiyorum son sezonu mu olacak, dördüncü sezon. Ama tatsız, üzücü oldu. O. Starlight ekibe katılıyor. Herkes ekibe katılmasını istiyor. Tamamen resmi olarak ekibe katılıyor. Kendi işte kostümünü, süper kostümünü, Seven kostümünü atıyor, yakıyor, bilmem ne sona gel gelirken bu kafa patlatan ablanın başkan yardımcısı başkan adayı yardımcısı olduğunu görüyoruz. Orada bu söylediği gibi önümüzdeki sezon onunla uğraşacağız gibi bir mesaj veriyor. Önümüzdeki sezonun kötüsü olacak. Homelander de tabii katılır ve Homelander'ın işte Starlight'ın başlattığı bu protestolar sonucu işte halk 3'e 4'e ayrılmış. Orada birileri Nazileri destekliyor, biri Starlight haklı diyor. Homelander faşisttir, şöyledir, kötüdür diyor. Hala bir taraf Homelander'ı savunuyor. Yok, iyidir Starlight işte Homelander'ın sözlerine inanıyorlar. Ondan Starlight çocukları öldürüyor. Onun yüzünden oluyor bilmem ne. Böyle halk 4'e 5'e bölünmüş. Gösteriler yaparken Homelander böyle yukarıdan iniyor Superman gibi. Diyor ki size birini tanıtacağım diyor. Çocuğumu işte getiriyor. Çocuğunu tanıtıyor falan. Orada biri faşistsin sen diye bağırıyor. Ve şişe fırlatıyor. Şişe de çocuğuna geliyor. Bu da çok korumacı ve herifin kafasını patlatıyor halkın önünde. Aşırı endişeleniyor. Eyvah ne yaptım ben ne tepki verecekler bilmem ne derken. ...içlerinden bir tane yavuşak... ...ememin eski karısının yeni kocası... ...kızının üvey babası... ...kalkıyor diyor ki... ...helal olsun sana. Ve alkış kıyamet kopuyor. O bile şaşırıyor. Lan nasıl bunu yaptım. Buna da okey oldular. Çocuk da hafif bir gülümseme yapıyor. Çocuk da güç manyağı olacak. Belli oldu gibi oluyor. Ve Homelander'ın da hikayesi orada bitiyor. Bu sezonluk. Şimdi eleştirilerime gelecek olsak... ...ya da yorumlarıma... ...daha önceden de Homelander'ın... ...bir anda delirip... ...eleştiriler yüzünden... ...ona gelen eleştiriler yüzünden ''Ben güçlüyüm, yeter artık. Size karşı ezilmeyeceğim. Güçlüyüm işte, güçlüyüm. Güçlüysem suçlu muyum kardeşim? Asıl kahraman siz değilsiniz. Benim ben. Siz kimsiniz ya?'' diyor. Artık açık açık, açık bunu söylüyor ve enteresan bir şekilde halkın çoğu buna helal olsun lan, haklı lan artık, yeter be, doğru be, güçlü be, ez, ne kadar iyi durdu be, yeter artık bu HCV'ler, bilmem ne falan oluyor. Sonunda da olan o aslında. Her seferinde dozu bir tık arttırıyor. Her seferinde yaptıkları bir tık daha yanına kalıyor. İlk sezon ulan insanlar şunu gerçek yüzünü görsün dediğimiz şeylerden fazlasını görüyorlar. Videolarda ya işte Starlight'in gizli gizli çektiği videolarda meyvi sakladığını söylüyor. İnsanların yüzüne siz kahraman değilsiniz benim ben güçlüyüm ezilmeyeceğim size siz kimsiniz çekiyor. Halkın arasında birini öldürüyor falan. Her seferinde dozu artıyor ama yine de alkışında dozu artıyor. Yavaş yavaş halkın ne kadar güce taptığını, güç manyağı olduğunu, ilk başta gücünü bilmedikleri ya da o kadar tanımadıkları insana o kadar tahammüllerinin olmadığını ama yavaş yavaş teslim oldukları kişinin ileride ne yaparsa yapsın buna okey olduklarını ve her seferinde alkışladıklarını görüyoruz. Bu çok güzel bir günümüz mesajı aslında. Dünyada da görüyoruz, ülkemizde de görüyoruz. Ne yaparsa yapsın artık. Ulan buna da gördükten sonra ...hala desteklemezler diyorsun, destekliyorlar. Bir şekilde kulp buluyorlar. O an daha ne olacak, göklerde yazı mı belirecek diyorsun, yine de destekliyorlar. Yani gökte yazı bilebilirse, vay be onun için gökte yazı belirdiyse... ...o çok büyük biridir falan derler yani. Bunu görüyoruz aslında. Çok güzel bir günümüz eleştirisi. Siyasetin, politikanın nasıl çirkin bir şey olduğunu da yavaş yavaş gösteriyor. Medyanın nasıl iğrenç bir şey olduğunu, şirketlerin medyaları nasıl manipüle ettiğini, nasıl parayla ya da yalanla şirketlerin markalarını nasıl koruduklarını, nasıl reklam yaptıklarını, nasıl siyahı beyaz beyazı siyah, kırmızıyı mavi gösterdiklerini görüyoruz. Irkçılığın nasıl bir şey olduğunu görüyoruz. Aslında ırkçılığın yavaş yavaş kimler tarafından beslendiğini görüyoruz. Orada ırkçıyı bile destekleyen insanlar olduğunu görüyoruz. Bir yerde o şirketin şirket çalışanının ya da işte süplardan birinin geyliğini kullanarak bile reklam yaptığını, o tayfayı kazanmaya çalışıp onlara bir şey satmaya çalıştığını görüyoruz. İnsanların nasıl aslında çok önemli ve hassas değerlerini nasıl kullandıkları ve manipüle ettiklerini görüyoruz bu dizide ve bu çok iyi bir eleştiri aslında. Fantastik bir hikayenin içine bu kadar sert eleştiriler. Bam gün. Bir de buna eğlenceli bir şekilde yapmak. Helal olsun bu düzeye. İlk iki sezonda da vardı bunlar ama üçüncü sezonda belki de ülkemizin de geldiği durum yüzünden iyice daha da gözüme çarpmaya başladı. Hele ki o sonda eyvah ben ne yaptım şimdi geri al geri al demesine rağmen insanların bir anda onu alkışlaması. Vay be. İşte güce tapmak böyle bir şey işte. Kör olmak böyle bir şey görmemek, böyle bir şey. Görse de güçlünün yolunda durmak istemek, yanlış bile olsa, yanlış olduğunu bilse de ya da yanlışı doğruyu ayıramamak. İyi kim, kötü kim bilememek. Aslında iyi ya da kötü var mı bu dizide? Kimin açısından baktığına göre değişir. Homelander'ın açısından bakarsan adam bir laboratuvarda, laboratuvarda sevgisiz ve köpek eğitir gibi eğitilmiş, sürekli baskılanmış, ailesiz, sevgisiz büyümüş, sonra da aşırı güçlü olduğu için kendini kaybetmiş biri güçten. Bunu şimdiki siyasetçilerde bile görüyoruz. Onların güçleri çok bir şey olmasa da. O adam dünyayı yok edebilecek güçte kimse ona dokunamaz. Yaralayamaz bile doğru düzgün. E kafayı yemesi normal. Güç sarhoşu olması normal. Ben sizin efendinizim deyip gezmesi normal. Aslında oradan bakarsan o da bir vaka. Çocuğunu seviyor ama bak işte sevgi istiyor çünkü. Ona öyle yaklaşılmamış. Bu taraftan bakarsan bizimkiler de çok haklı. Çünkü bunlar kötü insanlar. insanlara şiddet uyguluyorlar. Ama bu çırın tarafından bakarsan aslında intikam istiyor. Ne kadar dünya umrunda emin değilim bu çırın mesela. Hüyü de aslında intikam için girdi bu işin içine. Belki Starlight sadece intikam istemiyor gibi içlerinde. MM'de bir şekilde intikam istiyor. MM'nin de bir intikam hikayesi var. Frenchy'nin yok. Frenchy de bu yola baş koymuş abilerimizden. Ama herkesin farklı bir motivasyonu var bu dizide ve bu benim çok hoşuma gidiyor. İyi kötü savaşı değil yani. Farktap bir durum var. Herkes orada kendi adına doğruyu yapmaya çalışıyor. Kötümüz belli ama kötümüze de biz bile sempati diyoruz mesela. Homelander iğrenç biri. Bak gözümüzün önünde ne masumlar, kimleri öldürdü, neler yapıyor. Ama adam da mükemmel bir oyuncu. Karakter de çok iyi işleniyor. Mesela i̇kinci sezonda sıkıldığım ve bu da ölsün artık bari dediğim karakter ikinci sezonda. Üçüncü sezonda tekrar sevdim ve bir anda oğluyla mutlu olsun istedim mesela. Sonra yine nefret ettim. Çok güzel işlemişler buraları. Aslında özetle böyle bir dizi. Yani hiç izlemediyseniz ve buraları dinliyorsanız çok fazla politik mesajı var galiba. Biraz sıkıcı mı ya bu iyi kötü olayı diye düşünürsen değil. Bu çıkardığın aslında senin yani benim çıkardığım mesajlar. Çok daha fazla mesaj var. Çok daha fazla kaçırdığım şey var benim. Şu an aklıma gelmeyen ama izlerken anladığım aslında. Bazen de izlerken anlamadığım şeyler, sonradan anlayacağım şeyler var. Ama bunları kenara bırak. Şahane bir, eğlenceli dizi. Fantastik olarak da izlersin. Yani Marvel gibi de izleyebilirsin bunu. Abi süper kahraman savaşı da diye izleyebilirsin. Hayır abi. Sadece bu politik ve işte siyasi ve halkların nasıl yozlaştığını, insanların nasıl yozlaş yozlaştığını gösteren ama bunu süper kahramanlar üzerinden anlatan bir dizi diye de izleyebilirsin. Bu kan festivali diye de izleyebilirsin. Seks var diye de izleyebilirsin. Her şekilde izleyebilirsin. Komedi de var, dram da var, aksiyon da var. Gerçekten tadından yenmez bir dizi haline geldi. Umarım 4. sezonda daha iyi bir noktaya çıkarlar. Çizgi romanda nasıl çizgi filmlerinde nasıl hiç bilmiyorum. Hiç bakmadım. Dizisi gelene kadar bunun ne olduğunu da bilmiyordum. Sadece mimlerden biliyordum. Vallahi helal olsun. Günümüzde ki en cesaretli işlerden biri. Çok mutluyum yani böyle bir dizi olduğu için ve devam ettiği için. Çok açık sözlü de bir dizi. Karakterlerin konuşmaları etmeleri. İlk sezon daha ufak bir çerçevede başladı. İkinci de daha genişledi. Üçüncü de daha da genişledi. dördüncüde daha da genişleyecek belki. Helal olsun. Yani böyle filmlerde dizilerde yapılabiliyormuş demek ki. Marvel da yapar aslında istese. Marvel'ın çok ciddi hikayeleri var. Mesela X-Men çok dark ve ciddi hikayeleri var. Ben çok isterim The Boys kadar olmasa da hem şiddet olan, hem belki seks olan. Bunlar olsun diye istemem şiddet seks iyi bir şey Hayır. Ama hikayede varsa göstereceksin abi. Hem siyasi bir mesajı olan ki X-Men'de çok siyaset ve politika vardır. Hem ırkçılık olan hem de bunu bir yandan kahramanlık bir yandan kötülükle anlatabilirsin. Çok isterdim X-Men'in böyle anlatılmasını bir yerde Marvel'da ama hiç zannetmiyorum Disney böyle şeylere giremeyecek. Yani bunun yarısı kadar olmayacak. En ciddi filmimiz dediği en ciddi yapıyoruz bu sefer dediği filmleri görüyoruz. Umarım uzun uzun devam eder. Amazon'un bugüne kadar bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi işi bence. Bu yüzden Lotter'dan umutluyum. İşte yani bu yüzden hatta tamamen bu yüzden. Yani zaman çarkı çok kötüydü Amazon'un. Biraz umudumu yitirmişti ama The Boys'u tekrar izliyorum. Ha bu herifler iyi diziye de bütçe verebiliyorlar. İyi dizi de yapabiliyorlar demek ki diye. Bir tık umutlanıyorum. İzlemediyseniz izleyin. izlettirin. Güzel bir sezondu. Vallahi ellere sağlık. Oy oy oy. Sizin için nasıldı? Yorumlarda bekliyorum. Hepsini okuyacağım. Hepsini de beğendiklerimi likeleyeceğim. Beğenmediklerimi Konuşuruz aşağıda da incelemeleri. Kaçırdığım şeyler olursa yazın. Şu an sıcağı sıcağına yapmadığım için birçok bir sahne unuttum. Sezonu birçok yerini unutmuş olabilirim. Böyle o yüzden anlata anlata gidiyordum. Çünkü biriyle konuşmadığım için, sizle konuştuğum için hatırlatan biri yok. O yüzden anlata anlata gidiyordum. Şey anlata anlata gitmedim. Ben bende bıraktığı hisleri biraz anlatmak istedim. Kaçırdığınız abi şurası da iyiydi. Bence şurası da şuraya mesajdı bak. Şu da şöyleydi dediğiniz şeyler varsa onu da öyleydi yapın. Like'ı da oradan basın. Onu da şuradan alın. Kanala da buradan abone olun. Beni de buradan öpün. Ben de sizi buradan öpeyim. Orkans.